Yola çıkalı ne kadar olmuştu? Bir saat mi, bir buçuk saat mi? Bak arkadaşım, ölüm kalım meselesi diyorum ya. Nereye bıraktın otobüste, nerede indi? İnmiş mi otobüsten? İstanbul'dan çıkmamış bile. Nasıl? Sen nereden biliyordun ya? Ha? Ne yaptın? Bana bir kez daha yalan söyleyince gittim o kızı buldum. Konuştuk. Her şeyi anlattım. O da anlattı. Bu kadar mı? O kız seni göndermeyecek. Son anda yalan falan söyleyecek diye çok korktum. Keşke dedim bekleseydim. Keşke eve dönmeseydim. Ama sen geldin. Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın ya? O iğrenç yere de giderim. O senin aklını karıştıran bunlarla da konuşurum. Ailemi, evliliğimi kurtarmak için ne gerekiyorsa onu yaparım. Tamam, bunları atlatacağız. Gel, işimiz var. Farkında mısın? Eve o adamın dediği sabahta inmiş olsa bile yani 12 saattir orada bekleyecek değil ya. Eva'nın otobüsten ineceğini, gidemeyeceğini bildim değil mi? Nasıl biliyorsun? Nasıl bilmiyorum. Ama biliyorum. Başka şeyler de biliyorum. Bana güvenmiyorsun. İnternette okuduklarından sonra haklısın. Yine de benimle geldin çünkü bu hikayenin böyle bitmeyeceğini hissediyorsun. Ama bunu Berke'ye anlatamıyorsun. Onu çok seviyorsun ama inandığı şeylerin peşinden gitmeden duramazsın. Sevdiğin adam için istemediğin bir hayatı yaşayacak mısın? Senin de sorun. 5 dakika tanıdığın insanlar hakkında ahkam kesme bence. Eva'yı nasıl bulacağımızı da biliyorsunuz. Bulacağız. Bak madem bu işte benimle birliktesin, benim hakkımda bir şey bilmen lazım. Olan biteni, olacakları bir şekilde görürüm. Ama hiçbir şey değiştiremem. Ne yapıyoruz? Yürüyeceğiz. Niye geldik ki buraya? Atıl nerede? Hı? Nasıl nerede? Oteldeydi. Oteldeydi. Ne işi var burada bunun? Neyin peşinde? Bekle. Yangından beri izliyorum. Bir halt yediğini anlamıştım da ne olduğunu bilememiştim. Hain köpek. Arkamızdan iş çeviriyor. Çocuğu işte. O
Anasının bir günahı yok. Ruhu öyle. İlk günden beri bu herifin bunu yapacağını biliyordum da. Nasıl olacak onu bilmiyorum. Hemen indir. Hiç vakit kaybetme. Gerekirse bu gece bitir işini. Öyle hemen olmaz. Onu indirirsem kökü kalır. O zaman ilk önce Atıl'a aklı veren kızı bulacağız. Hemen. Bu gece. Ulaş. Ulaş yeter ya. Nereye arıyoruz? Damla, madem her şeyi biliyorsun, Eva nereye gitti? Onu niye bilmiyorsun? Eva yürüdü. Bir otel gördü. Kendini öldürmek için bir oda tuttu. Eline bir bıçak aldı. O zaman çok geç kaldık. Ulaş! Ulaş! Sen ne yapacak biliyorum. O adamı kandırdın. Sana yardım edecek. Sen de kaçacaksın. Yalan. Ben bir şey yapmadım. İyi. Sen bilirsin. Ben Nur'a söyler, Nur sana sorar. Öğreniriz kim yalancı. Yalan. Pis yalan. Ne istiyorsun söyle. Bir sürü şey. Önce bu. Sonra başka şeyler de olacak. Senin için çok kötü olur Irina. Bana hiçbir şey olmaz. Sen olur. Ne yaparsan yap. İster kaç. İster öl. Hiç umurumda değil. Ama dediklerim yok mu? Ben hiç acımam Nur'a söylerim. Bir de senin turuncu bir gömlek var. Bana daha çok yakışır. Feli'nin değil mi? Sen kendi işine bak. Feliç'e kendi verdi. Değil mi Feli? Bahar, yukarı. Ben mi? Allah Allah. Gel Bahar. Gel kız, korkma. Dişlerin nasıl oldu? Aç bakayım. Ay. Duvar sökmeye kalkışınca çok acıdı değil mi? İyi çenen kopmadı. İyi. Ağrımsızım yok. Geç, otur şöyle. Geç, geç. Başına kötü şeyler gelsin istemiyorum Bahar. Yaman'a kalsa seni çoktan sokağa atardı. Ama ben kalsın. Bir işimize yarar dedim. Biliyorsun. Doğru demiş miyim? Demişsin. Yararım tabii, yaramam mı? Şimdi. En son öğrendik ki kızlardan biri aşağıda bir hatlar karıştırıyor. Arkamdan bir işler çeviriyor. Yani hainlik yapıyor. Kimse yapmaz öyle şey. Hepsi korkar. Bana ne oluyor? Okuma! Kim olduğunu öğrendik zaten. Yaman boyunun ölçüsünü alacak tabii. Onun yanında olan kızlar da gidecek.
o kızın kim olduğunu biliyorsun değil mi? Yeminle hiçbir şey bilmiyorum. Benim hiçbir şeyden haberim yok vallahi. Sen de öbürleri gibi geber o zaman. Kılımı kıpırdatma. Allah aşkına abla, gözünü seveyim, yamana bırakma beni. Yeminle hiçbir şey bilmiyorum. Hangi kız? Söyle. Ekmek nasıl yapacaksın bilmiyorum. Ama yerin alır o hain. Kim olacak başka? İrina'nın icabına bakacağız. Sen bu işten sıyrılmak istiyorsan bir şey belli etme. Feliçe'yle görüştün mü bu akşam? Konuştuklarınızı mı yazıyorsun? Nay, bu deftere bakmana izin veremem. Bizim kurallarımız vardı. Benden bir şey saklamazsın, her şeyi söylersin. Ben de sana ceza vermek zorunda kalmıyorum. Feliçe bir şey mi yapmış? Kutlu. Neden bana söylemiyorsun? Hı? Feliçe hiçbir şey yapmamış. Artık eskisi gibi değil. İlk geldiği zamandaki Feliçe gibi değil. Hep öyle olur. İnsanlar değişir. Hele buraya gelen kızlar. En çok onlar değişir. Ben değişmiyorum. Biz seninle aynı kalıyorsun. Çünkü bizim gibi sefil sefil hayata kalmaya çalışmıyorsun Kutlu. Feliçe kalacaksa değişecek. Çaresi yok. Feliçe ablası onu bırakıp gittiği için değişmiş. Abla bile beni bıraktı. Artık eskisi gibi olamam dedi. Ablası bırakamaz. Kardeşini bırakmaz. Hayır, ablası kaçmış gitmiş. O zaman geri gelecek. Merak etme Buğra. Nasıl ben seni bırakmıyorsam, o da kardeşini bırakmaz. Hiçbir yere gidemez. Gidemez. En de sonunda da buraya geri dönecek. Yani gidemediğini de bildi. Aslında ben de inanmamıştım gittiğine ama. Beni bulmanı istemedim. Seni görmek istemiyorum. Kimse istemiyorum. Ama buradasın. Gitmemişsin. Madem İstanbul'dasın benimle gel. Yeter artık. Senin vicdanın rahat değil. İyi insan olmak istiyorsun. Ama bu iyilik değil. Yardım etme. Beni bırak artık. Eyvah, bak sakin ol, konuşalım. Git. Evine dön.
Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Eva yapma. Eva. Çıkın dışarı. Git. Evine dön. Git. Benim yastık hiç böyle güzel değil. En iyisi biz yastıkları değiştirelim. Yavaş ol. Bana iyi davran. Ne oluyor Irina? Bela arıyoruz. Sen kendi işine bak. Felici yastığı kendi vermek istedi. Sen konuş Beli. Senin olsun. Gördün. Feli benim söz dinliyor. Ben buradayken benim dediğim olur. Nereden oluyor? Irina. Yürü. Ben yokken eşyalarımı topla. Neden dediğini yapıyorsun? Ne oluyor yukarıda? Önce sen sonra Irina. Ama ne olacak? Şey yokmuş da temizlikçi. Bana sildirdiler yerleri yukarıda. Irina ne iş o zaman? Ne bileyim ne iş? Yaman'a soracak değildim herhalde. Yaman? Onu gördün. Sen neredeydin? Nur da orada mı? Irina nereye gitti? Aman! Herkesler benim üstüme geliyor. Ne bileyim nereye gitti? Fıttıracağım vallahi. Sana iş çıktı. Ne yaptı? Burada işlerin nasıl döndüğünü unutmuş. Benim sözümden çıkıyor. Hayır. Ben sen ne dersen yapıyorum. Sözümden çıkmıyor, yemin ederim. Ne duruyorsun? Ne istiyorsun söyle. Her şeyi yaparım. Suçu ne bunun? Nur'la meselesi var. Sen işine bak. Yapma lütfen. Her şeyi anlatacağım. Bırak. Bırak. Vazgeçtim. Kızı bırak. Çık dışarı. Ne oluyoruz? Seninle mesele kalmadı. Çık. Anlat bakalım. En baştan. Ne oluyor aşağıda? Aşağıda bir şey yok. Onu tek dert çocuklar. Bahar korkak, zayıf, bir şey yapamaz. Felic. Onu bilmiyorum. Çok genç. Çok inat. Ama asıl bela o değil. Bela olan Mika. Sizin aradığınız Mika. Kızları kışkırtıyor. Gizli gizli akıl veriyor.
Senin yeri istiyorum. Kaçıp duran kız değil mi o? Akıllanmadım hala. O. Akıllanmamış demek. Ne yapacağız? Aynı o**lara ne yapıyorsak onu yapacağız. Mika, toparlan. Hadi kız, kime diyorum? Elveda Mika. Vazgeçmiş. Herkese düşman olmuş. Ama gidemedi de kaldı. Anlamıyorum. Otobüsten indi. Buraya yürüdü. Dayanamıyordu, bileklerini kesecekti. Kendini öldürmediğine üzüleceksin neredeyse. Bir terslik var. Var, evet. Yanıldın. Eva yaşıyor, intihar falan da etmeyecek. Çünkü çoktan intihar etti. Ben nasıl olacağını yanlış tahmin ettim. Bırak, ben uyanacağım. Kardeşimi göreceğim. Bırak. Kızı bulduk. Atını ne yapacağız? Önce Mika işini bitirelim. Çalıştırmazlar. İş yapamaz. O zaman ne olacak? Bize de ders olsun diye biraz daha burada tutarlar. Yeni kızlar gelene kadar yani. Sonra da 602'ye götürürler. Sonra da... Gider işte. Ne demek gider? Öldürürler. Hakkın rahmetine kavuşur yani. Mika'nın işi bitti. Onun yanında senin de işin biter.
yaşamak istiyoruz. Ona yardım edemezsin. Biliyordum. Böyle olacaktı. Bir gün Yaman'ın sabrı taşacak. Beni gözden çıkaracaktı. Ama yine de kaçtım. O dövdü. Ben kaçtım. Hiç vazgeçmedim. Dedim ki, burası hep duvar. Bir defa da yıkamam. Ama her gün vuracağım, bütün gücümle. Bir gün duvar çatlayacak, sonra yıkılacak. Buradan kurtulacağım. O yüzden hep kaçtım. Hep eden ediyordum. Ama bak ne oldu. Duvar üzerime yıkıldı. Altında kaldım. Yanımdan git. Yoksa senin de sonu aynı olur. Ben biliyorum. Sen vazgeçmeyeceksin. Kaçmaya çalışacaksın. Dikkat et Feli. Sen de benim gibisin. Ben senin gibi değilim. Benim çok iyi bir plan var. Ben burada kaçacağım. Ve sen de benim yanımda geleceksin. Nasıl? Yarın akşam kulüpte. Nur beni çıkarmaz ki. Bir şey yap. Bir çare bul. Mutlaka yarın pavyonda ol. Neden bana yardım ediyorsun? Sen söyle. Burada son gece. Sonra bitecek. Bu kabus bitecek. Suriwara. Hai venit. Draga mea, Suriwara. Am fugit. Te-am găsit. Cum ai ieșit de acolo? Cum ai fugit, Felice? Yaman? De mult pe urmă ta? Să nu mai rostești numele lui. Nu mă minti. O să vedem de toate. Am venit. Sunt aproape. Tu nu m-ai salvat. Dar eu am scăpat.
Sakin ol. Bırakın beni. Yaklaşmayın. Kız Demet. Beni buraya neden getirdiniz? Neden? Doktor çağır. Doktor çağır çabuk. Eva. Eva. Kendine gel Eva. Bak bana. Benim Pınar. Beni bırak dedim. Bana kötülük yapıyorsun. Bu kadar acı çekmek istemiyorum. Senin yardımını istemiyorum. Kimseyi istemiyorum. Biliyorum. Biliyorum. Ama ben de sana sormadım. Kovsan da yanındayım. Ne fark eder? Yine deneyeceğim. Eva, çekilir misin sen lütfen? Bırak. Bırak. Ölene kadar deneyeceğim. Bırak beni. İkinizi de istemiyorum. Lütfen git. Anneyi öp bir bakayım. Hadi gel kocaman. Oh, tamam hadi. O çantada ne var hayatım? İş çıkışı spora gideceğim. Tamam. Çok geç kalma olur mu? Günaydın. Çok acil bir iş çıktı. Bugün yarın ne varsa iptal etmen lazım. Ofise falan gelemem. Güzel bir şey olsun istiyorum. Balayı suite olabilir. Odalarınızı görebilir miyim? Bir gece kalacağız. İki kişi. Otel kalabalık mı? Rezervasyon için soruyorum. E tabi tam da düğün mevsimi. Ben şimdiden odayı tutayım. Sürpriz olmasın. Nereye? Eve uğrayacağım. Bir iki saate gelirim. Yarın gidersin. Bana bir şey söyle Yaman. Hemen. Önce Mika'yı halledeceğiz. Sonra Atıl, sonra İsmail. Sonra ne?
Çocuğumuzu görürsün. Üçümüz her şeyi s*** ederiz sanıyordum. Derdin ne lan? Ne istiyorsun benden? Ne? Kim gelirse gelsin. Ne olursa olsun. Sakın benim yerimi unutma. Sakın. Ne oluyor açma kızım? Lütfen açma. Aa, ne açma. Bu hal? Açma. Lütfen açma. Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen çocuğa? Kadar. Ne oldu kızım? Çok korktum. Başka biri geldi sandım. Kim gelecek benden başka? Bana bak. Sen mi bir şey yaptın çocuğa? Ne yapacağım ben? Geldi, yemeğini verdim. Kızına sor. Yavrum. Bir şey yapmadım. Gel hadi. Prensesim. Kuzum. Kimden korkuyorsun sen anne? Bir şey mi oldu? Kızmayacağım. Hadi anlat bana. Babam olsaydı beni korurdu. Hiç kimseyi eve sokmazdı. Nereden çıktı? Kim soktu aklına babanı? Kimse. Ben düşündüm. Hadi. Sallanma, benim işe gitmem gerek. Ne oluyor bunun? Hazırlanıyorum. Ne oldu Mika? Gezmeye mi çıkacaksın? Neden süsleniyorsun? Yaman seni işaretlemiş. Çalıştırmaz. Nur kulübe götürmez. Nereden biliyorsun? Seni daha önce işaretledi mi? Senin daha zamanın var. Seni hemen 602'ye götürmezler. Hem Yaman belki vazgeçer. O ne o üstündeki? Kafasız mısın sen kızım ha? Aç kurtlara götürüyoruz sizi. Nerenizi dişleyecekler? Bunu beğenseler de gidip karılarını d***lerdi. Çıkar şunu. Yürü. Nur! Beni dinle. Beni de götür. Çalışmak istiyorum. Yedin kafayı Mika. Anlamadın sen herhalde. Bütün kızlardan daha çok müşteri olacak bu gece. Göreceksin. Git zıbar yat, tepeme attırma akşam akşam. Bitti kız mı senin işin? Bitmedi. Ben bu ne demek biliyorum. En kötü, en pis müşteri hep bana gelir. Sen ne der, müşteri ne ister, ben hep onu yaparım. Ürünün farkım olmaz. Hiç itiraz etme. Hadi be, manyak mısın? Madem biliyorsun, niye işe çıkmak istiyorsun? Çünkü ben malım. Yaman'a para getiririm, Yaman beni yaşatır.
Bu saatten sonra işe yaramaz. Güzelim. Yaman için sokaktaki itlerden birisin sen artık. Girdin bir kere listeye. En dibe düştün. Çıkış yok artık oradan. Çıkarım. Sen çıktın. Sen de o listedeydin. Sen de ölecektin. Sen de düştün en dibe. Tutsanıza şunu, ne ***'meye dikilip duruyorsunuz orada? Sende de iz var. Göstersene Nur. Neden göstermiyorsun? İşaret yoksa göster. O da düştü. Onun da karında iz var. Sen de çıktın. Ben de çıkarım. Nur'u nasıl ikna ettin? Nur böyle benimle dalga geçiyor. Ne konuştunuz o kadar? Bana ne yapacaklar onu söyledi. Ne yapacaklar? Yaman karar vermiş. Nur dedi ki, Yaman seni Atıl'a, İsmail'e göstere göstere öldürecek. Ne zaman? Bir hafta sonra. Kimse bizi bulmayacak.